301 sıra sayılı kanun teklifinin 13. maddesi, yani en düşük emekli maaşının 2500 lira olmasının düzenlenmesi üzerine söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, daha yeni yılın ilk dakikalarında doğalgaza %25, elektrik faturalarına kadeleri olarak %100'ün üzerinde zam yapıp emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz deyip en düşük emekli maaşı 2500 lira oldu müjde diye açıklama yapmak kelimenin tam anlamıyla adaletsizliktir, vicdansızlıktır, ayıptır. Sayın milletvekilleri, açlık sınırının 4000 liranın üzerinde olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşını 2500 lira yapmak emekliyi açlığa mahkum etmek demektir. Emekli kimdir? Emekli bu ülkenin anasıdır, babasıdır. Hiç insan anasını, babasını açlığa mahkum eder mi? Etmez. İşte bu zalim iktidar ediyor. Yazıklar olsun. Sayın milletvekilleri, bugün emekli 100 gram et alamıyor. Köye gidip kuzu da kesemiyor. Bırakın kuzu kesmeyi, tavuk bile kesemiyor. Eti bayramdan bayrama zor görüyor. Emekli domatesi kiloyla değil, taneyle alıyor. Doğalgaz faturalarının altında ezilmemek için kat kat giyiniyor. Romantizm olsun diye değil, elektrik faturaları çarpmasın diye mum ışığında oturuyor. Spor olsun diye değil, bayramlarda harçlık veremedikleri torunlarından kaçıyor. Kara kışta halk ekmek büfelerinde ucuz ekmek için saatlerce kuyruk bekliyor. Sayın milletvekilleri, hele bir de emekli dul ve yetimler var ki onlar 627 lira aylık alanlar var aralarında. Şimdi soruyorum size, bu ücretle bir ay geçinilebilir mi? Bırakın bir ay geçinmeyi, doğalgaz faturasını dahi ödeyemez. Bu insanlar ısınmayacak mı? Ekmek yemeyecek mi? Su içmeyecek mi? Sayın milletvekilleri, emekliler de insan, emekliler de bu ülkenin vatandaşı, emeklinin de insanca yaşamaya hakkı var ve bunu sağlamak da siz bu iktidarın görevidir. Geliniz sayın milletvekilleri, en düşük emekli maaşını hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkartalım. Sayın milletvekilleri, Sayın Erdoğan uluslararası yatırım zirvesinde ülkemizde hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık dedi. Ne zaman? 7 Aralık 2007'de. Hani nerede bu reformlar? Hani nerede? Siz fabrikalar kurduğunuzda biz mi görmedik? Üretim yapıyorsunuz da biz mi görmüyoruz? Yani reform kim? Siz kim? Sizin reform anlayışınız babalar gibi satmaktan ibarettir. Hayırsız evlat gibi ne varsa sattınız ve yediniz. Bu milletin kefen parasını bile harcadınız. Şimdi el alemden avuç açıp para dileniyorsunuz. Onlar da size para veririz ama bir şartla diyorlar. Ne? Merkez Bankası'na yatıracağımız paraya haciz konulmayacağına garanti verin. Bu konuda kanun teklifi çıkartın, verelim diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hay hay, derhal çıkartırız. Çoğunluğumuz var. Emriniz olur diyorsunuz. Vallahi sizi bilmem ama bu tavır bu milletin bir ferdi olarak benim gücüme gidiyor, kanıma dokunuyor. Bir de kalkıp yerliyiz ve milliyiz diyorsunuz. Böyle millilik yere batsın, böyle yerlilik yere batsın. Gerçekten söylediğiniz gibi hukukta, demokraside, ekonomide reform seferberliği başlatsaydınız bugün emekliyi açlığa mahkum etmeyecektiniz. Gerçekten samimi olsaydınız el aleme avuç açıp para dilenmeyecektiniz. Bu ülkenin göz bebeği kurumlarını babalar gibi yapancılara satmayacaktınız. Ama velhasıl samimi değilsiniz. Yalancı çoban gibisiniz. Artık size kimse inanmıyor, kimse size güvenmiyor. Ama milletimiz müşteri olsun. Müşteri olsun. Bu harami düzenin sonu geldi. Yani hani araç garantili yol yaptınız ya. Hani hastane garantili hastane de yaptınız ya. Hani yolcu garantili havaalanı da yaptınız ya. Hani döviz garantili mevduat da getirdiniz ya. Yapılacak ilk seçimde de bu milletimiz sizi bir daha geri gelmemek üzere geri gelmeme garantisiyle sanda gömecek ve bay bay diyecek.